Evet şimdi bu şarkı bence seni çok iyi anlatmış. Sanki senin ruh halini anlatıyor şu anda. Ee... Klip de çok güzel olmuş. <laughs> İlk kez izledik. Ve pazartesi gününe kadar sadece Kral TV'de izleyeceğiz. Mustafa Ustu ve bütün ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir çalışma. Umarım izleyenler beğenmiştir. Hakikaten de çok böyle... Soft, Naif. yumuşacık bir evet. şarkı bu, yumuşacık. Aşkı da çok güzel anlatıyor, hayatı da çok güzel anlatıyor bence. Ee, benim sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Ee, Gökhan Tepe ve Şebnem Sungur'a çok teşekkür ediyorum tekrar. Peki bir soru vardı aklıma geldi işte televizyon programlarına çıkmadığın e, konusunda. Şimdi normalde biliyorsunuz artık hani dizilerden doğru düzgün bir evet. <laughs> hani müzik, programı. müzik eğlence programı yok. Tabii ben bundan dolayı mutluyum tabii. Hiç kim iş yere çıkmayan bir sanatçının benim karşımda olması. <laughs> evet. E, ama hani e, çok da ...çıkmak da istemiyorum... ...açıkçası yani... E, ...zaten albüm iyiyse... ...yerine ulaşıyor evet. bir şekilde... E, ...ama hani... ...güzel e, programlar olsaydı... ...şayet müzik eğlence programları... ...tabii ki... Çıkmayacağım hiçbir yere... Şu anda planımda böyle bir şey yok daha henüz. Herhangi bir programa çıkmayı düşünmüyorsun. Daha henüz böyle. O zaman bir şey biz yok. bunu pişirip pişirip ısıtıp ısıtıp koyarız <gülüyor> artık <gülüyor> kralcıların önüne. Yani şu anda pek düşünmüyorum. Senin e, seçici olduğunu biliyoruz. E, benim de bir sözüm var. Herkesi seven beni sevmesin derim. Hmm, evet. Güzel bir lafmış ben bunu. Alayım Herkesi seven beni mi? sevmesin. Bu da bu da şuradan çıkmıştı. Yıllar önce e, Sultanahmet Meydanında. Hayranlarımla bayramlaşırken binlerce insan gelmiş oraya. Biz ilan etmişiz. Kızın birisi kalabalığı yırta yırta geldi yanıma. Dedi ki: "Bir imza alabilir miyim lütfen?" Attım imzayı koluna. Kol, kolunu çıkardı. Dedi: "Adınız neydi pardon?" dedi. Dedim: "Beni tanımıyor musun?" Hayır dedi: "Tanımıyorum." E niye dedim imza alıyorsun? E, herkes imza E ünlü birisisin dedi. Ben imzamı alayım da. Nasıl ne olur? olsa <laughs> Şimdi dedim ve ben Hiç o gün yayına oldu. geldim ve Kral Efendim'de şunu söyledim. Çok Lütfen ayır. beni üç kişi sevsin ama beni herkesi sevmeyen. Evet, yani bir nedeni olsun sevmesi Sevmesini. için. Şimdi senin de bu konuda çok kıl olduğunu herkes biliyor. <laughs> bu programa gitme, gelme, konuşma. Az önce Sedef'le Aslında... Sedef'le de konuştuk. Buraya gelirken işte tırnaklarını içeri alıp <laughs> evet. Şimdi bir şey geldiği söyleyeceğim geldiği konusunda. E, eskiden Şöyle açıklayayım evet. daha doğrusu. Ee, bu yola başlarken e, cahilliğinizle, bilmezliğinizle bir şekilde e, çok fazla ortalarda olabiliyorsunuz. Evet. Asıyorsunuz, kesiyorsunuz, konuşuyorsunuz, atıyorsunuz, tutuyorsunuz falan. Sonra akıl bir şekilde yerine oturup olgunlaştığınız zaman yaptığınızın cahilce konuştuklarınızın cahilce olduğunu gördüğünüz zaman bunları yapmaktan vazgeçiyorsunuz. Ve seçici olmaya başlıyorsunuz. Ve ondan sonra tabii ki değişiyor bazı şeyler. Size sizin gibi davranacak olan yerlere gidiyorsunuz. Efendim söyleyeyim o değeri alabileceğiniz yerlerde bulunuyorsunuz. Onun dışında gözükmemeye çalışıyorsunuz. Konuşmamaya cevap vermemeye çalışıyorsunuz elinizden geldiği kadarıyla. Ben teşekkür ediyorum tekrar ayrıcalık için ve şu ben an hattımızda ederim. bekleyen hayranlarım. Senin hayranların... başka bir özelliğin var. Biz seninle kaç senedir Yaklaşık arkadaşız? 14-15 sene. 15, senesi 15 rahat sene. Var. Evet, 15 sene. 15 senedir arkadaşız. Yani ben daha hiçbir şeydim, evet. sen daha hiçbir şeydin. Evet. Sonra bir şeyler olduk olduysak tabii ki o da bir tartışılır. Hani beraber, kimisi diyebilir ki beraber hay bunlar... yürüdük biz bu yollarda. <laughs> Evet, beraber yürüdük. Evet, beraber büyüdük. Yani sen de yeniydin, ben de yeniydim, tanıştık. O günden bugüne gelen bir dostluğumuz ve arkadaşlığımız var ve background'da da bir aile dostluğumuz evet, kesinlikle. da var. O yüzden hani e, sen benim için özelsin. Bazı insanlar var çok özel. krem yiyorum ve yanlarında olmaya çalışıyorum. Ama artık düzen farklılaştı ve farklılaşmalı bence. Peki dostluk kapını kapattın mı? Yani ee, o belli bir noktadan sonra artık insanlar kolay kolay hayatlarına kimseyi almıyorlar. E tabii ki. Yani gerçekten dost sırdaş olduğuna inandığınız insanları hayatınıza evet. sokuyorsunuz. O saatten sonra çünkü şeffaf olmayan dostluklara ihtiyacınız yok. Evet.